Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Yalı Çapkını yeni bölümleriyle Star TV ekranlarında yayın hayatına devam ediyor. İlk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanmıştır. Dizinin başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor paylaşmaktadır. Dizideki oyuncuların ailelerini sizler için araştırdık. Siz de dizideki en sevdiğiniz karakteri yorum kısmına yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Buğçe Buse Kahraman, sinema ve dizi oyuncusudur. 1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. 2017 yılından itibaren film ve dizilerde oynamaktadır. 2018'de Show TV ekranlarına gelen Çarpışma adlı dizide Kadir'in kız kardeşi Meltem karakterini canlandırmıştır. Oyunculuğa ilk adımını atmıştır. 2019 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde Lila karakterini canlandırmıştır. Ardından Kötü Çocuk, Uyanış Büyük Selçuklu, Baş Belası, Ben Gri gibi yapımlarda da oynamıştır. Bir abisi bulunmaktadır. Ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşam sürmektedir. Gözde Kansu, 23 Ağustos 1980 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 42 yaşındadır. 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. İlk kez 1995 yılında Çiçek Taksi isimli televizyon dizisinde oynamıştır. Ardından Ayrılsak da Beraberiz, Abuzer Kadayıf, En Son Babalar Duyar, Kurşun Yarası, Canım Benim, Dudaktan Kalbe, Hanımın Çiftliği, Ankara'nın Dikmeni, Sen Anlat Karadeniz gibi yapımlarda da oynamıştır. Oyunculuğunun yanı sıra birçok programda sunuculuk yapmıştır. Annesi Selma Kılıççıoğlu'dur. Simge isminde bir kardeşi vardır. Öznur Selçeler, 1 Ocak 1987 yılında Kayseri'de dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 35 yaşındadır. Mersin Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Fox TV ekranlarında yayınlanan Dolunay dizisindeki Fatoş karakteriyle oldukça ünlenmiştir. Bunun dışında Nuri, Hayat Devam Ediyor, Merhamet, Aşkın Kanunu, Erkenci Kuş, Recep İvedik, Deccal, Hayati Tehlike, Her Şey Aşktan, Aşk Bu Mu, Aynasız Haluk gibi yapımlarda da oynamıştır. 2018-2019 yıllarında Erkenci Kuş dizisinde Leyla karakterini oynamıştır. Başarılı oyuncunun Özge Selçeler ve Özlem Selçeler isminde iki kız kardeşi bulunmaktadır. Niyazi Emre Altun, 14 Nisan 1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 52 yaşındadır. Türk şarkıcı, oyuncu ve şarkı sözü yazarıdır. İlk single'ını Aralık 1998 yılında çıkarmıştır. Televizyonda ise ilk kez 1994 yılında Gülşen Abi isimli dizide oynamıştır. 2003 yılında Lise Defteri dizisini canlandırdığı Kerim karakteriyle oldukça ünlenmiştir. Bunun dışında Tatlı Hayat, Sensiz Olmuyor, Avrupa Yakası, Hasret, Gülpare, Elde Var Hayat, Umutsuz Ev Kadınları, Otel Divane, Sihirli Annem, Güldür Güldür Show, Kırmızı Oda, Kolay Para, Sevgili Komşum, Geniş Aile Komşu Kızı gibi yapımlarda da oynamıştır. Annesi Gülçin Altuğ, babası Tuncer Altuğ'dur. Annesini geçtiğimiz senelerde kaybetmiştir. Uzay ve Kuzey isminde iki oğlu bulunmaktadır. Beril Pozan, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tiyatro sanatçısı, sahne teknisyeni ve çevirmendir. 2017 yılından beri tiyatro çalışmalarının yanı sıra dizilerde de oynamaktadır. 2019'da Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aş dizisinde canlandırdığı Nazmiye Yenge karakteriyle oldukça ünlenmiştir. Ardından 2020 yılında Akrep dizisinde Ayşem, 2021 yılında Olağan Şüpheliler dizisinde Zeynep, 2021 yılında Ada Masalı dizisinde İdil, 2022 yılında Baba dizisinde Sevil, 2022 yılında Ah Belinda dizisinde oynamıştır. Başarılı oyuncu ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşam sürmektedir. Şerif Sezer, 12 Aralık 1946 yılında Mudanya'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 75 yaşındadır.
1981 yılı Şerif Sezer'in kariyerine bir dönüm noktası olmuştur. 1982 yılında Yılmaz Güney ile birlikte Yol filminde oynamış, bu filmle ünlenmiştir. Çok sayıda sinema ve dizide oynamasına rağmen, izleyici kitlesinin onu tanıması 2002 yılında Asmalı Konak dizisinde Ali Hamzaoğlu'nun kız kardeşi kadar rolüyle olmuştur. Bunun dışında Çemberimde Güloya, Beyaz Gelincik, Babam ve Oğlum, Yelsiz Yursuz, Güneşi Gördüm, Kül ve Ateş, Lale Devri, Memleket, İstanbul Kırmızısı, Benim Adım Melek, Kızım Gibi Kokuyorsun, Yüzleşme gibi yapımlarda da oynamıştır. Kendisinden küçük ikiz kız kardeşlerinden biri difteriden ölmüştür. Anne ve babası o 8 yaşındayken boşanmıştır. 1971 yılında Azmi Arma ile dünya evine girmiş, Deniz isminde bir kızları vardır. Çetin Tekindor, 16 Temmuz 1945 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 77 yaşındadır. Sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır. Beyaz Perde ile ilk tanışması Başar Sabuncu'nun yönettiği ve Müjde Ay ile başrollerini paylaştığı Kaçamak filmi olmuştur. Asıl çıkışını ise 2007-2009 yıllarında Kanal D ekranlarında yayınlanan Asi dizisine canlandırdığı Cevdet karakteri olmuştur. Bunun dışında Deli Saraylı, Bir Çocuk Sevdim, Karadayı, İçeride, Mehmet Bir Cihan Fatihi, Oğlum, Dönemeç, Küçük Ağa gibi yapımlarda da oynamıştır. Bir evlilik yapmıştır. Hira isminde bir oğlu bulunmaktadır. Aydın Tekindor isminde bir kardeşi vardır. Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 yılında Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 24 yaşındadır. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Bu bölümü okurken 2016 yılında İkinci Şans filmiyle oyunculuğa ilk adımını atmıştır. 2017 yılında Kötü Çocuk filminde Kayla karakterini canlandırmış, bu karakterle ünlenmiştir. Ardından İyi Oyun, Aşk Bu Mu, Öğretmen, Yeşilçam, Kardeş Çocukları, Fazilet Hanım ve Kızları gibi yapımlarda da oynamıştır. Bunların dışında birçok reklam filminde oynamıştır. Oyunculuk kariyerini sürdürmeye devam etmektedir. Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu'dur. Annesiyle birlikte İstanbul'da yaşam sürmektedir. Dizideki en sevdiğiniz karakteri yorum kısmına yazmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.